Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bugün oynanacak olan 21 Mart 2024 Eurolik tahminlerini vereceğiz. Son döneme giriliyor Eurolik'te ve tabii ki son maçlar oynanıyor. 30 hafta geride kaldı normal sezonda. Son 4 maça giriliyor, son 4 hafta. Bugün kim maçlarda temsilcimiz Anadolu Efes potaya çıkacak? Anadolu Efes'in maçı var. Tabii ki öncelikle onlara başarılar diliyorum. Bir diğer maçta Olympiakos'a karşı kazanmayı başardılar ve iyi bir galibiyet aldılar. Tabii ki bu son maçlarda seri olarak 4'te 4 yapma durumları var. Eğer ki en azından play'in yoluyla girebilmeleri için bir şekilde kendilerini playoff'lara atabilmeleri için son dönemde formda olan Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz ve tahminimiz Tabii ki Anadolu Efes Alba Berlin karşısında kazanır. Hem de farklı kazanır. Farklı bir galibiyet bekliyorum Anadolu Efes'in Alba Berlin karşısında. En az 9.5 handikaplı 1.40 1.50 gibi orandan kullanabilirsiniz. En az bir 10 sayı farkla ve üzerinde Anadolu Efes bu maçı kazanacaktır. Will Clyburn son dönemde formda olduğunu gösterdi. 14 sayı üstünde atar. Alba Berlin sayı, e, tarafında ise Yohanes Diman 12 sayı üstünde atar. Onun da üz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Jalgiris Baskonia maçı. Jalgiris kendi seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Pek hedefleri kalmamış olsa bile Baskonia ise ilk altıda kendine yer bulmak istiyor. E, play'ine kalmadan onlar da kazanmak isteyecektir. Çekişmeli bir maç olacak. Olası uzatma durumları da olacak fazla sayı atılacağı bir maç olmasını bekliyorum. Belki Baskonya kazanır. Belki Jagiris de kazanabilir. O yüzden tarafa gitmeyin bu maçta. Bu maçta üst alın arkadaşlar. 162 sayı üst baremi 1.60 orandan oynayabilirsiniz. Kenan Evans 17 sayı üstünde atar Jagiris tarafında. Baskonya tarafında ise Vanya Marinkovic 11 sayı üstünde atar. Onun üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. Üçüncü maç Olympiakos Lyon maçı. Tabii ki burada Olympiakos kendi evinde kazanmak isteyecektir. Kötü bir mağlubiyet aldılar Anadolu Efes'e karşı. Şimdi Lyon'u yenmek isteyeceklerdir. Lyon ise enteresan bir galibiyet almıştı Anadolu Efes karşısında. Şimdi bir olası bir sürpriz de yapabilir Olympiakos'a. Gördüğümüz gibi sayı potansiyeli olarak Olympiakos fazla sayı atmakta zorlanıyor. Lyon'u ise çok rahat sayılar bulabilen bir takım ve bu maç tarafa gidilmez Çünkü oranı da zaten çok düşük bu maçta üst alın arkadaşlar olası bir sürprizden de kaçının Lyon yenmese de yenemese de Olympiakos yense de fazla sayıyla bunu kazanması gerekecek 154 sayı üzbaremini burada öneriyorum ve burada bir enteresan kardeş kapışması da olacak bir tarafta Olympiakos'ta abi Mustafa Fal. Bir diğer tarafta Lyon'da kardeş Yusuf Afal. İki dev adam, iki kardeş center olarak karşı karşıya gelecek. Onların ikisinin de üzbaremini kullanabilirsiniz. Yani Mustafa Fal 7 sayı üstünde atar. Yine bir 10 sayı atmasını bekliyorum. Ve Yusuf Afal o da bir 8 sayı üstünde atar. O da bir 10 sayı civarında atmasını bekliyorum ve üzerine de çıkabilirler. Yani ikisinin de üz baremini burada kullanabilirsiniz. Tabi birbirini kırmazlar kardeşler. Birbirine sayı imkanları vereceklerdir. Ve bu maç üste gidecektir. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maç güzel maçlardan birisi olacak. Yani gecenin günün derbisi anlamında olacak. Partizan Real Madrid'e karşı. Partizan şu anda 14 galibiyette. 10. sırada play-in potasında. Yani dediğimiz gibi en Valencia, en Efes, en Bayern München olsun, Milano olsun, diğerleri de alttan geliyor yavaş yavaş. Yani Partizan'ın play-in durumu tehlikede. Real Madrid ise dünkü Barcelona'nın mağlubiyetinden sonra artık 4 galibiyetli liderlikte tek başına gibi gözüküyor neredeyse liderliği garantilemiş gibi gözüküyor. O yüzden bu maçta fazla saldırır mı saldırmaz mı nasıl oynar pek belli değil. Ama Partizan'ın kazanmak zorunda olduğu bir maç. Partizan tarafında ise geçen yıl playoff'ta mücadele ettiği Real Madrid ve kötü hakem hatalarıyla elenmişlerdi playoff'larda. Şimdi acıyı Real Madrid'den çıkarmak isteyecektir Obradovic ve kazanmak isteyecektir. Ama Real Madrid, Real Madrid'dir. Canan Musa yok gibi gözüküyor, sakatlığı var. Ama diğer oyuncular orada. Real Madrid'in kadrosu çok geniş ve isterse Real Madrid kazanır. Bu maçı da kazanırsa zaten artık diğer maçlarda ne olursa olsun garantilemiş olacak her bir şekilde liderliğini. Tabii ki bir diğer hesapta var. Partizan'la geçen yıl playoff'ta karşılaştılar ve zorlanarak eledi Real Madrid. Sonra da şampiyon oldu Euro Lig'de. Şimdi bu yıl aynı senaryo olmasın diye Partizan'ı Play'ine girmekten çünkü Play'ine Partizan girerse ve 8. sıradan playofflara kalırsa lider Real Madrid playofflarda yine Real Madrid'in rakibi olma durumda olacak. O yüzden Real Madrid onları o sıraya yani playofflara 8. sıradan gelmelerini engellemek isteyebilir. Bu hesaplar yapılabilir. O yüzden de bu maçı kazanıp diğer takımlara örnek Anadolu Efes'e ya da Valencia gibi Bayern München, Milano gibi takımları daha makul rakip olarak kabul edebilir. O yüzden onları engellemeye çalışacaktır. Burada taraf baksine gitmeyin. 162 sayı üz baremine gidin. Bu maç eğer ne şekilde olursa olsun Real Madrid ne hesaplar yaparsa yapsın Partizan kazanmak isteyecektir, saldıracaktır ve bu maç üste gidecektir. 162 sayı üz baremi alın. Keyifli, zevkli maç seyredin arkadaşlar. Kevin Punter 15 sayı üstünde atar. Partizan tarafında ve Kaminski, Frank Kaminski 9 sayı üstünde atar. Geçen maçta da fazla atmıştı. Tabii ki karşı tarafta da iki dev adam var. 3 kule var. Yabuzel ile birlikte zorlanacaktır ama yine de bir 10 sayı atacaktır Frank Kaminski. Real Madrid tarafında ise Hezonia 13 sayı üstünde atar Marco Hezonia Mario Hezonia ve tabii ki Yabuzel'e. Yabuzel'in üçlüğü de olduğu için girip pota altından da sayılar üretebildiği için o da 9 sayı üstünde atar. En az bir 10 sayı atmasını ondan da bekliyorum. Tabii ki Anadolu Efes açısından bizim açımızdan umarız Real Madrid kazanır. Çünkü Real Madrid zaten liderliğini garantiledi ve burada Partizan'a biraz engel olursa Anadolu Efes'inde e, Alba Berlin'i kazandıkları takdirde önü yolu açılmış olur arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde onlar da plane play yoluyla playoff'lara kalabilir. Ve tabii ki lider kim? Real Madrid. Real Madrid'in rakibi haline gelebilir. Ki Real Madrid'i Anadolu Efes 2 uzatmaya kalınmasına rağmen şanssız bir şekilde kaybetmişti. Anadolu Efes Real Madrid maçlarını playoff'ta izlersek çok güzel bir playoff serisi olur. Avantaj Real Madrid'de olsa bile tabii ki, şeyler ki Neil, Will Kuyber'ını Roderick Bobo Elijah Bryant gibi eski şampiyon Anadolu Efes kolay rakip olmaz Real Madrid için onlar da bunun farkında artık seçenek yapacaklar Partizan mı dahi iyi Anadolu Efes mi daha iyi hangisinin yolunu açacağız ama e, en önemlisi Partizan'a karşı kazanmak olacak diye düşünüyorum Real Madrid tarafında böyle yaptığımız tahminler dört tane maç tahminden sonra öne çıkartacağımız kupon olarak size yardımcı olacağımız kupon önerisi Şöyle olacak arkadaşlar. Anadolu Efes 9,5 üstünde yener 1.40 orandan en az bir 10 sayı farkla kazanır ve diğer maçta dediğimiz gibi Partizan Real Madrid 162 sayı üzbaremi baremi 1.60 orandan. Bu iki maçı kombinlediğinizde sağlam olarak yaklaşık 2 ve üzerinde orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Oyuncu üzbaremi olarak önereceğimiz üçlü ise şöyle olacak. Will Clyburn 14 sayı üstünde atar. Dediğimiz gibi Fal kardeşlerden büyük kardeş Mustafa Fal 7 sayı üstünde atar ve mecbur Kevin Punter partizan tarafında 15 sayı üstünde atacaktır. Maçı kazandırmak için üçüklerinin girmesi gerekiyor. Özellikle Kevin Punter'ın 15 sayı üstünde atacaktır. Bu üçlüyü öneriyorum. Oyuncu üz baremi olarak bu üçlüyü kullanırsanız Will Clyburn, Mustafa Fal ve Kevin Punter diye üst olarak 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Bu e, tahminlerimiz bugünkü tahminlerimiz böyleydi arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Üyelik nasıl olunuyor soran arkadaşlar da var. Bu videoda da diğer videolarda da açıklamalar kısmında bırakıyorum. Ve yorum kısmında da bırakıyorum bilgileri. O bilgilerden bize ulaşın arkadaşlar. Aras Hasanov Facebook adresimiz. Aras Hasanov Instagram adresimiz. Ve ve dreamsblood11gmail.com e-mail adresimiz katıl butondan üye olduktan sonra e-mail adresine telefon numaranızı gönderin. Biz de sizi WhatsApp grubuna ekleriz. WhatsApp'a ekleriz arkadaşlar. Oradan da video beklemeden kuponlarınızı alırsınız ve bol bol kazanırsınız. Ayrıca WhatsApp grubu açık gruptur. Diğer arkadaşlarla da aranızda kupon paylaşımları, bilgi paylaşımları yaparak daha fazla bilgilenip, daha fazla da kazanma imkanı sunuyoruz. Katıla gelin arkadaşlar, üye olun, Whatsapp'a gelin, görün, deneyin. Zaten kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bol şanslar ve Anadolu Efes'e başarılar. Hoşçakalın.